Ayol kishini eride ko'ngli bo'lmasligi nima sababdanligini bilish kerak. Mesela turmushga chiqayotgan paytida guvohlarning guvohligida imom qizdan so'raydi. Falonchixon qizi pistonchixon, falonchixon o'g'li pistonchixonga guvohlarning guvohligida belgilangan mahr evaziga Allohning oyati, Rasulning sunnati bilan, misol uchun, o'zingizni tan mahramlikka bag'ishladingizmi deb so'raydi. Islomda bir qizni bir erkakka majburlab berish yo'q. Islomga muxolif bo'lgan, Islomdan tırnak aslıdan kir kıdırgendek kir kıdırışke hareket kıgeller, ayollarda hukuk yok, ularını mecburlap turmuşke berede deydi. Bekarlarına etipti. Hiç kaçan, hiç kaçan. Mecburlap berilmeydi. Hiç kaçan mecburlap ayol kişilerini, kızbalalarını erge berilmeydi. Hop, uşa payette razı buldu. Başı da eğer yokmasa turmuşke çıkmasın. Yoktu, körüştü. Hatta ki uşa yoktu, yokmadısını biliş uçun bir marta, bu mesela iki marta, maksimum üç marta geçe körüşüşü mümkün. Körüşsün aldın, bir-biri bilen tanışsın. Yani bir aylap, beş aylap tanışı yürümesin de bir marta körsün, kör olmadı. İkinci marta körsün, üçüncü marta körsün. Yoksa teksin. Yokışlık bu joyda. Bir karaganda ko'ngli cız kılıçligi, albatta ko'ziga quvonç berishligi muhimda, lekin musulmon tabiati bilan o'sha to'rt muchasi sog' bo'lsa, sog'lom bo'lsa, misol uchun-da endi sog'lom bo'lmasa ham, lekin iymonli, e'tiqodli bo'lsa, bir ayol kishini, ya'ni turmush qurib, shuni hayot davomida idora qila oladigan bo'lsa, payg'ambar alayhi salatu vasallam o'sha erkakka, o'sha o'g'ilga qizni beringlar deganlar. Beringlar. Agar bermasangiz dunyoda fasod ish qilgan bo'lasiz degan. Demak, mana shu birinchi savolingiz. Eri yoqmasa degan savolni berish kerak. Nima sababdan yoqmayapti? Nima sababdan? O'sha yoqmayotganligi sababi nima sababdan desa, ko'rkam emas. Shundan desa, u sabab bo'lmaydi. Avvalo ko'rkam bo'lmasa turmushga chiqmaslikka qiz haqli edi. Lekin uni berishdi turmushga, endi undan ajralib chiqishligi uchun uni ko'rkamligi, ya'ni ko'rkam masligi sabab bo'lyapti. Buni birinchi sabab demaydi ulamolar. Sabab nima bo'lish kerak? Bir ayol eridan ajrashishligi uchun sabab shariatga muvofiq sabab bo'lish kerak. Masalan deylik, Alloh harom qilgan narsalarni ochiq-oydin qilib yuribdi. Bunga zulm qilyapti. Masalan, urib oyog'ini sindirib qo'ydi, qo'lini sindirib qo'yyapti, qo'liga pichoq ko'tarib qug'i yuribdi oshxona-oshxona misol uchun. Bular ajrashish sabablari shular. Shunaqa sabablar bilan xotin talog'ini so'rashga haqqi bor. Endi unaqa sabablari yo'q. Shunda yoqmayapti. Nikohdan oldin uni aytish kerak edi, haqqi bor edi. Nikohdan keyin nima qiladi? Ulamolar aytadiki, sabr qilsin. Sabr qilsin. Hatto erga ham ba'zan ayollar yoqmaydi, ba'zi ayollar. Lekin sabr qilsin deydi. Qur'onda alohida oyat bor. Asa an takrahu shay'an va yaj'alallohu fihi khayran katira. Sizga ba'zi narsalar karih ko'rinar, yoqmas, yoqimsiz ko'rinar, lekin balki Alloh o'shaning orqasidan ko'p yaxshiliklarni ato qilgandir. Ko'p yaxshiliklar bordir orqasida. Sabr qilish kerak deydi. Endi salafda bunga o'xshagan ishlarning ko'p misollari bor. Sahobalarning hayotida bor, undan keyingi hayotda bor. Aynan o'sha Julaybib radhiyallohu anhu ning qissalari bor. Julaybib radhiyallohu anhu ko'rinishdan o'ta ko'rimsiz odam edilar. Qop qora edilar, lablari do'rdog' edi, ko'zlari bo'rtib chiqqan. Jussalari ham besonaqay shunaqa odamidilar. Radiyallohu anhu. Alloh yaratgan inson. Shu kishi sovchi bo'lmasdilar hech kimga. Nimaga? Umidlari yo'q edi. Kimga sovchi bo'lsalar qaytarilardi u kishi. Ya'ni qiziqilgan inson emasdilar. Hech uylari yo'q, joylari yo'q, ahli suffa. Payg'ambar alayhi salatu vasallam u bilan hazillashardi. Ko'nglini ko'tarardi. Ya'ni ko'ngli yarim odam edi. Bozorda orqasidan kelib quchoqlab olib mahkam orqalaridan. Kim bor? Qul sotaman, qul sotaman derdilar. Desalar, Julaybib Rasululloh ekanliklarini bilib qolib, "Ya Allohning rasuli, meni bozorga qo'ymang, kasotga uchraysiz, hech kim sotib olmaydi meni" derdi. Mana shu Julaybibga Nabiy sallallohu alayhi vasallam "Uylanmaysanmi?" dedilar. "Endi qatta?" dedi u kishi. "Pulim yo'q, molim yo'q, uyim yo'q, husnim yo'q, hech narsam yo'q. Kim tegadi menga?" dedi. "Men o'zim sovchi bo'laman" dedi. Va mahallada ko'pchilikning tiliga tushgan, juda ko'rkam, juda taqvoli, juda husnda tengi yo'q bir qizni oilasiga sovchilikka bordilar payg'ambar alayhissalom. O'zlari kelib eshikni taqillatganlarida qizni otasi chiqdi. "Labbay ya Rasululloh" dedi. "Qizingiz bor ekan, sovchilikka keldim" dedilar. Xursand bo'lib ketdi ota. Nimaga Rasululloh o'zlariga so'rayaptilar deb o'yladi u. Rasulullohni kuyov qilaman deb sahobalar
arzu kılardı. Kaniydi kızımı Resulullah alsa dedi. İslam düşmanları Peygamber aleyhissalatu vesselam'a nispeten o kişi hatunbaz bogen degen gapni taqayatgan da gırt tuhmatçı boladı bular. Peygamber aleyhissalam her kanday hanadanga barıp kızını bir deseler koşkollab berardı adamlar. Ha bu adamım şuna kadar yaptı. Kızı en güzel korkem kızlardan kızınge savçılıkke keldim deseler hursan bop ketkeneden Allah'ın Resulü sizge kızımı beremen dedi. Degende ya mengemez dediler. Razı bop durgen ate Resulullah mengemez degellerde oylanıp kaldı. Kimge ya Allah'ın Resulü? O şey meşhur Cüleybibke dediler. Medine ahli Cüleybibni tanırdı. Bilerdi kimligini. Rengi akarıp gitti atanı. Ya Allah'ın Resulü Cüleybibke bulsa ben bir ağız maslahat kılay ayarla bilen dedi. Bıptı maslahat kıl dediler. Kirip gitti. Kirip gitip hatınıge aitti. Ey hatın Resulullah geldiler. Ey maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Dinçlik mi dedi? Kızınızge savcı bulup gittiler. O elhamdülillah dedi. Biremiz elbette Resulullah savcı bugünlerden kim kızı biremiz dedi. Hatın hem kursan. Şunda ir aitti ki özlerige sorama yaptılar dedi. Kimge soru yaptılar? Cüleybibke soru yaptılar dedi. Eyvah dedi ona. Yo Cüleybibke verediyen kızım yok dedi. Cüleybibke verediyen kızım yok. Nime kısayızam kaytarayım. Ben vermeyeyim ben Cüleybibke dedi. Cüleybib maşhur ama maşhur adam ne dedi. Vermeyeyim ben dedi. Ona şuna kı. Şunda indi er nime kılışı bilmeydi. Resulullah kegeller kanda kaytaraman. Yemen vermeyeyim ben Cüleybibke. Nime deyim ben. Maşhur kı gap boptur odu. Nargi hücrede dururken kız gapını eşitip kaldı. Keldi de ota dedi ona dedi. Nime ana kakılı yapsalar. Senge savcı bop geliş. Kim savcı bop? Allah'ın Resulü. Kimge Cüleybibke? Sizler hazır Allah ve Resulü'nin talebini kaytarasızlar mı dedi. Kız. Kızı karay. Allah ve Resulünü kaytarasızlar mı hazır? Allah'ın Resulü sizlerden bir kızılar bırakan sorap geri yaptı. Yo vermeyimiz değilsiler mi? Hayhat dedi. Hayhat. O Cüleybibni yüzüge karamayınlar. Cüleybibni savçısının yüzüge karayınlar dedi. Allah'ın Resulüge karayınlar dedi. Ben razım an dedi. Şunda ata çıkıp durup Peygamber aleyhisselam'a kızım razı teke dedi. Peygamber aleyhisselam Cüleybibke varıp aitkenlere de razı oynayın. Hursanlı giden. Birdi mi ya Allah'ın Resulü kızı niye? Menge birdi mi degen? Ha senge birdi degenler. Cüde kursan bugün. Kup yaşamagen şu adam, şu nikahta kup yaşamagen. Az gına fırsattan kim barıp cihatta şehit bugün. Şehit bugün de Peygamber aleyhissalatu vesselam cihattan kim özlerine askerlerine sahabelerine etkiler. Falancı kanı, falancı falancaydı, pistancı kanı şehit buldu. Cüleybib kanı degenler. Cüleybib korunma yaptı. Kıdırınlar, kıdırıp bağırıp karasalar Peygamber aleyhissalatu vesselam konge belen yatıptı Cüleybib. Şehit bugün. Bunun hikayesi var. Sahih rivayetlerdeki gen. Bunun için keltirildi. Korumsizliği için, yakımsizliği için menge yakma yaptı deyip uşa erden talak soragen hatunge başka bir artı er yakmaydı. Aytip koyay. Kiyin başka erem yakmaydı. Allah Teala onun kalbiden uşa takva lezzetini ap koygenden kim buldu? Allah asrasın cüde kub ayarlarını yengil takliginin sebeplerden bittesi şu. Birinci erge kanaat kımagen. Kiyin başka erge zaten kanaat kımaydı. Sabır kılış gerek. Yani ibadeti var mı? Takvası var mı? Yok ki ibadetke mailliği var mı? Yok ki şu er mi? Ha, er mi şu? Ha er. Sabır kılış gerek. Ta ki o şey bıçak suyakke bağırıp kader edigen vaziyet bulsa onda başka gel. Hazreti Umar radıyallahu anh'unu aldılar ki bir ayol gelip eriden şikayet kıyken. Ben degen erim yok mu yaptı ben talak sorasam meyli mi degen. Degen de Hazreti Umar radıyallahu anh'u bu hatunlu erige itaatsizler cümlesinden bilip eng sassiq bir xonaga qamab qo'yganlar. Sassiq xonaga qamab qo'yganlar. Jazo sifatida. 1-2 kun turgan o'sha joyda. Keyin chiqarib olib aytganlarki, endi tavba qilasanmi degan. Deganda, ey Amirul Mu'minin, turmush qurganimdan beri shu 2 kun rohat qildim degan. O'sha sassiq xonada eng rohat qildim degan. Ya'ni er cho'milmas ekan, sassiq ekan, o'ziga qaramas ekan da xullas. Masalaning mohiyatida shunaqa gap bor. Keyin erni chaqirganlarda buni uzugini olib bo'lsa ham xulo qil deganlar. Ya'ni o'shnaqa darajada bo'lsa, unda tabiat, ya'ni ko'tara olmaydigan vaziyat bo'lsa, shariat taloqni joriy qildi. Shunaqa vaziyat bo'lsa, unda ayollarning huquqi bor. Lekin o'sha huquqda ogohlantirish bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat bor. Ya'ni bir hadis bor. Payg'ambar alayhissalomdan Abu Dovud rahimahulloh rivoyat qilganlar. Sunanda aytganlar ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel muhtali'at vel muntazi'at hunnel munafiqat deganlar. İri bilen ha deb talaşa uğra degan, tortuşa uğra degan, iriga ha deb gap qaytara uğra degan ayollar huda behudaga sababsiz erimdan ajrashaman deb, xulu qilaman deb, ha deb shunaqa ishni qila oladigan ayollar hunnel munafiqat deganlar. O'sha ayollar aniq munofiq ayollar.
xuluğunu eşitib olib, erini boshiga tashvish yog'dirib, xuda behudaga janjal qo'zg'ab, janjalning oqibatida xulu qilaman deyursa, payg'ambar alayhissalom uni munofiqot deyaptilar. Munofiq ayollar. Ya'ni bu o'sha sabablari bor. Shariatga asoslanmagan xuluğunu aytilyapti. Shariatga asoslanmagan. Uni aralashib boshini aylantirgan, bunisi aralashib boshini aylantirgan, o'zi ham ya'ni bitta erga qanoat qilmaydigan bo'lib qolgan. Kelib talog'imni bering. Xulu qilaman deyursa payg'ambar alayhissalom bu munofiq dedilar. Bu ayollar munofiq ayollar. Wa ma min imro'atin tas'alu zawjaha at-talaq min ghayri ba'sin fatajid rihal janna aw qala ra'ihatal janna. Shotda lan kalimasi tushgan. Ya'ni nima degani? Biror ayol deyap, eridan hech qanday sababsiz taloqni so'rasa, jannatning hidini topolmaydi. Jannatning hidini topolmaydi. Ayollar ko'zingizni ochinglar. Dunyo matolaridan, dunyo sharoitidan hammasini qilib qo'ygan. Uyi bor, joyi bor, yemog'i bor, ichmog'i bor, kiyimog'i bor, nima xohlasa bor. Lekin o'zini tabiatiga ko'ra bu er yoqmay qoldi. Nimaga munofiq deyaptilar? Chunki o'sha xotinning qalbida boshqa bir tama bor. Bundan ko'ra boshqa bir erni tamasi bor. Ichida bekitibdi uni. Munofiq bu ayol. Nimaga taloq so'raydi? Uyi bo'lsa, joyi bo'lsa, ibodati bo'lsa, safar qilamansa imkoniyati bo'lsa, dam olaman desa imkoniyati bo'lsa, ilm o'qiyman desa imkoniyati bo'lsa, hamma sharoiti bo'lsa, nima uni sabab taloq so'rashlikka? Jannatning hidini hidamaydi. Men bir menga juda ko'p bunaqa shikoyatlar tushadi-da, o'shalarning misolini aytayapman. Bir xonadonga shu hadisni o'qib berdim men. Eridan xulu talab qilyapti. Eridan xulu talab qilyapti. Taloq so'rayapti. Qoziga boramiz deyapti. Men unga aytdim. Xo'p, qoziga borsangiz, o'sha qozi bu noto'g'ri bu yashaysizlar desa, qozining gapini olasizmi desam yo'q deyapti. Mana shuni munofiqot deganlarda, shariat bular xohlagan narsani chiqarib berishini xohlaydi. Munofiq shariat nima desa yuraman demaydi. Keyin shu hadisni o'qib berdim. Mabodo xulu qilmoqchi bo'lsangiz yoki eringizdan taloq so'ramoqchi bo'lsangiz, mana bu hadisga ko'ra musulmonsiz-da, ha musulmonman. Shu hadisga ko'ra, yo'q, jannatni hidi ham kerak emas menga. Jannatni hidini hidamayman. Mana shu erdan ajrasam bo'ldi deydigan bo'lsangiz, menga kelmang dedim. Borib o'zingizni ishingizni qilavering. Zotan biz aytayotgan narsalar islom shariati. Mu'minman degan odamlarga og'riqli masala birodarlar. Og'riqli masala. Men avval misol keltirdim. Urush paytida birodarlar, urush tugagan. Qancha erkaklarimiz o'sha paytda 5 million deyishgan edi. Hozir bilmayman statistikasi qancha. 5 million erkaklarimiz urushga ketgan. Shundan qaytgan bo'lsa 1 million qaytgan. 4 million yo'q o'sha paytda, o'sha paytning hisobi bilan. Agar raqamlarda adashgan bo'lsam, balki to'g'rilarsizlar. Muhimi bu emas. Ko'pchilik ketgan, ozchilik qaytgan. Ko'pidan qorahat kelgan, qorahat. Birorta ayol, birorta ayol qorahat kelgan erini tashab boshqa erga tegaman demagan. Kutgan, qorahatga ishonmagan. Kelib qolardi. Chunki qorahati bilan qaytib kelgan odamlar ham bor. Qorahatni ba'zi yoshlar tushunmas. Urush paytida qorahat degan xat kelardi. U xat kelgan, armiyaga ketgan odamni o'lganligi to'g'risidagi xat u. Xiyonat bo'lmagan, zino bo'lmagan o'sha payt. Kecha oldingi kuni bitta odam menga telefon qilyapti. Qoraka, zino haqida gapiring, juda yomon bo'lib ketdi, deyapti. Juda ko'p yigitlarimiz u yoqqa bu yoqqa safarga ketgan, bu yoqda ayollar ichida shunaqalar yuribdi, har turli ishni qilib. Akasi bor, dadasi bor, indamayapti, deyapti. Bilib turib indamasa dayus bo'ladi. Zino qilib yurganligini bilib indamasa dayus bo'ladi. Chidamaydi, chidamayapti shu. Mana shu ozgina erini qaytib kelishini chidamayapti. Chidamayapti. Uni ham qo'yavering, men aytayotgan odamlar birga yashab turib, xonadoni bor, uyi bor, joyi bor. Boshqa o'sha tengi odamlar, boshqalar foydalanadi, foydalanmayotgan dunyo matosini hammasi bor. Birodarlar, dunyo hisob kitoblik. Oxirat shuning uchun kerak. Juda ko'p odam mazlum bo'ladi, haqqini ololmasdan dunyodan o'tib ketadi. Agar shu odamlar ham haqqini ololmasdan dunyodan o'tib ketgan odamlar ham qaytadan shu haqni talab qiladigan kun bo'lmasa, dunyoni adolat qayoqqa ketadi? Bu dunyo behuda yaratilmagan. Robbana ma xalaqta hada batilan. Osmonga qarang, quyoshlarni, yulduzlarni ko'ring. Bekorga yaratmagan Alloh taolo buni. Bu bekorga yaratmagan, bularning hammasining hisobi bor. Hammasining hisobi bor. Nima xila makr bo'lsa qilaveringlar, bir kun qo'lga tushasiz. Nima yolg'on gapiring, bir kun ro'baroyingizdan chiqadi. Chiqadi ro'baroyingizdan chiqadi. Qochib qutila olmaysiz. Trollarga shuning uchun rahmim keladi meni. Nima maqsad qilgan ekan bular? O'lmaymiz deb o'ylayaptimikin? Shu zulm qilganlar, birovga zulm qilib, haqqini bermasdan o'tib ketganlar. Shundoq ketmaydi.
Firavun cevap beradi, Lenin cevap beradi, Stalin cevap beradi, Gitler cevap beradi. Hammasi cevap beradi. Eriga xiyonat qilgan cevap beradi, xotiniga zulm qilgan cevap beradi. Cevap beradi, hisob bor. Sabr qiling. Dunyo birodarlar, singlim sizga ham. Dunyo abadiy emas. Bazı sebepler göre, sizde belki bulmagandır, bunga o'xshagan savollarni bergan bazı kızlar var. Yozadi her joydan. Nima deydi? Men deydi başka bir de yigitni yaxshi ko'rardim, ota-onam deydi başkaga berib yuborgan. Majburlab berib yubordi deydi. O'shaning uchun deydi undan talog'imni so'rasam bo'ladim. Hey, hey, munofiq bo'ladi shu qiz. Nimaga? U zotan turmush o'rtog'i halol nasibasini xiyonat qilyapti xayolida. Xiyonat qilyapti u yaxshi ko'rishib yurishlik. Qatta bor shariatda ruxsat. Kim berdi nomahramlarni o'zaro bir-biriga o'rtasidagi muhabbatni? Kim ruxsat berdi? Kim? Yevropa ruxsat berdi. Galoboylar shundan paydo bo'ldi, fohishalar shundan paydo bo'ldi. Davlatlar shundan qirilib ketish arafasida. Yo'q, yoshlar yo'q, nikoh yo'q. Chunki nima deyapti ular? Yoshlar bir-birini tanib olsin, keyin turmush qoladi. Bir-birini tanigandan keyin zotan turmush qurmaydi. Chunki xatosini ko'rib qoladi. Ideal shaxs yo'q. Ideal deb o'ylaydi. 3 gün, 5 gün, 1 yıl birge yürsün, buldu, birbirden köyünü savuydu. Ki umur kurmaydı, aile kurmaydı, aile kurmayıp şunu üçün. İslam'da ne dedi? İslam'da bir mertte kör, ikinci mertte yakşılap kara, üçüncü mertte yakşılap kara, ikkele közüğünü açıp kara, yoksa üylen, kiyin bitti közüğünü kısıp yaşa. Kiyin aybiden közüğünü yum. Zaten yaşayanında aybileri çıkadı onu, hataları çıkadı. Bıldır bıldır kıladığını buladı. Kulağını yumup indemeye sabır kıl. Sabır kıl. Şeriat şunaka deydi. İki madde, üç madde birbirini körsün, buldu. Közü açılmazsan nikahla varılsın. Aile kıvarılsın. Bir nasıl kılıp sabır kıptırsa Allah'ın nasip kısa bala verirdi. Bala tuğuladı, bala ortada yani ailenin müstahkem deydi. Hani kulağını kamatki kilitiradigan bilenmez, bala bilen indi. Avara buladı. Yani az gene sabır kıptırsa ikinci, üçüncü bala bop kalsa elhamdülillah aile müstahkem buladı. Dekin Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabalarga aytganlar, oilada mehr muhabbat muhim. Oilada va ja'alna baynahuma mawaddatan va rahma degan. Ya'ni ikkala er xotinning o'rtasiga Alloh mawaddatni, rahmatni tushirib qo'ydi. Mawaddat birodarlar, muhabbat shu. Rahmat bu mehr bu. Oila faqat muhabbat bilan yurmaydi. Oilada muhabbatning yonida mehr bo'lish kerak, rahim bo'lish kerak. Muhabbat bilan 3 kun bir-birini ko'rganda muhabbat bilan turmush qurib oladi, keyin bir-biriga rahmi kelib yashaydi. Shu bechorani ham endi deydi, olganman oilaga. deydi, bu real haqiqatlar birodarlar. Bizning haqiqatlarimiz. Voy deysizmi, dod deysizmi, bizning haqiqatlarimiz. Muhabbat yo'qalmasa, mehr qo'shilsa, mustahkam oila bo'ladi. Shuning uchun aytdilar, "Oy" dedilar payg'ambar alayhissalom. Ahli kitoblarni ko'rmaysizlarmi? Farzand ko'rmasa ham 70 yil, 80 yil bir-birini yelkasiga boshini qo'yib yashaydi shular. Bir-biriga rahmi kelib yashaydi. Ozgina bir-biriga yoqmay qolsa taloq so'raydi. Taloq so'ragan xotin shar'iy asos keltirib bera olmasa, o'sha xotin munofiq. Shar'iy asos keltirib bera olmasa, shar'iy asosni aytdimmi? Ayolga ko'p narsa bog'liq. Men bir misolni keltirgandim. Men Namangan viloyat Chust tuman Karkidon qishlog'ida yashayman. Tug'ilganman. Karkidon qishlog'ida juda ko'pchilik yaxshi biladi. Keksalar, yosh kattalar biladi. Men Lomonosov nomli maktabda, Lermontov nomli maktabda o'qiganman. Hozir Humo nomi o'zgargan. O'sha Lermontov nomli maktabning direktori bo'lardi. Alloh rahmat qilsin. Bozorov domla derdik, ximiyadan darsga kirardi. Shu kishi SSR paytida ateist bo'lgan. Xudosiz, dinsiz ta'limni qurbonlardan bo'lgan. Ziyoli inson, axloqi juda zo'r odam edi. Shu odam maktabda hattoki roza tutganlarni og'zini ochirishlikda bosh bo'lgan odamlardan bo'lgan. Lekin shu odamni birodarlar, ayoli musulmon bo'lgan. Faras qiling. Qanaqa vaziyatga qolib ketganmiz biz? Namozxon bo'lgan. O'sha hoja ona shom paytiga ishdan keladi, chuchvarani yaxshi ko'rar ekan, mantinimi chuchvarani yaxshi ko'rar ekan domla bozorib, qattiq qo'l bo'lgan oilasiga ayolini namoz o'qiganligini ko'rsa urib teparkan. Bizda taxman deydi, ko'rpalarni tahlab qo'yadigan joy bo'ladi, ko'rpa-ko'rpachalarni. O'sha joyi ko'rpachalarni olib qo'yib, o'shani ichiga kelib pardani qo'yib o'qir ekan. Ushlab olsa urar ekan xotini namoz o'qigani uchun. Shomga chuchvara tayyor bo'lish kerak, bo'lmasa janjal bo'ladi. Kelinlarga aytar ekanki, "Menga gapirmay tur. Men chuchvarani tugayotgan paytimda ham shomimni o'qib olishim kerak" deb o'sha joyda shomni o'qib olar ekan. Ilmiy ma'noda, shar'iy ma'noda, fiqhiy ma'noda uni namozga namoz emas deyishingiz mumkin. Lekin bu odamlarning ixlosi hech kimda yo'q.
Shunaqa sabr bilan yashagan, o'sha odam bilan sabr bilan yashagan. Ozgina sababga, ozgina aybga u odamlarni ayblab taloq so'rayveradigan xotinlar, qizlar, yoshlar, ko'zingizni oching. U TikTokdagi mingir-singir, YouTubedagi har turli ko'rinishdagi gaplarga aldanmang. Oilani o'ylang, turmush qurdingizmi, baxtingiz? Qancha qizlar turmushsiz o'tib ketyapti. Keyin nima bo'ldi deng? Mustaqil bo'ldik. Islom odamlarga yetib keldi. Mustaqillikni eng katta yutuqlardan biri e'tiqod erkinligi keldi. Biz dinimizni qaytadan o'rgana boshladik. Nima bo'ldi? Bizning qishloqda 13 ming aholi bor. Biror dona qori bo'lmagan, biror dona hoji bo'lmagan. O'sha paytda hajga ruxsat bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? Halgi ona, hoji onaning duolari bilan, sabri bilan domla bozorib iymonga keldi. Qishloqda eng ya'ni peshqadam ziyoli dindorlardan biriga aylandi. Ximiya bo'yicha kuchli mutaxassis, maktab direktori. O'sha SSR paytini o'rganinglar, maktab direktori anchimuncha odamdan kuchli bo'lgan. Hokimdan kuchli bo'lgan. Maktab direktori musulmon bo'ldi. Hajga birinchi shu hoja ona bilan bozorib domlaga ruxsat chiqdi. Ikkita, bitta qishloqdan ikkita odamga ruxsat bor edi. Shularga ruxsat chiqdi. Qishloqda birinchi bo'lib hojga shu ikkita hoja ona hoja ota borib keldi. Butun qishloq qadamiga poyondoz solgan. Poyondoz solgan borib hamma olib kelgan zamzamadan ichgan. Men ham borib zamzamdan ichganman shu domlani. Maktabda men yaxshi o'qiganman. Domla meni ko'p masalalarda ziyoli odam edi. Biz she'riyatga, adabiyotga qiziqardik. Olib kirib olib she'r aytdirardi domlalarni ichida maktablarda, sinflarda. Karkidon qishlog'iga borib so'ranglar, o'g'illari tirik, hammasi ziyoli insonlar, qishloqning eng oldi insonlaridan. Meni gapimni eshitib turganlari tashashadi hali ko'rasizlar. Bular inshaalloh ba'zi masalalar uchun meni ma'zur ko'radilar-da, lekin bu bor holat. Ayolga ko'p narsa bog'liq. Erkak zotan ko'chadagi katta yukni ko'tarib keladi. Uyga kelganda ayoliga qarab ko'zi quvnagisi keladi. Gaplashib qalbi taskin topgisi keladi. U bilan yelkama yelka qo'yib, qo'llarini bir-biriga ushlasa gunohlari to'kiladi-ya. Shunda imkoniyatni tashab, talog'imni bering, xulu qilaman. Xulu qilishni o'rganyapti bir uchta to'rttasi. Birodarlar, Alloh insof bersin. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mahr belgilanmagan bo'lsa-chi, deyaptilar savolni davomida. Mahr belgilanmagan bo'lsa, mahr misl sobit bo'ladi. Mahr misl qanday o'lchanadi desa, o'sha qizni tengilari qancha mahr oladi? Bu bir, ikkinchisi o'sha qizni ammasi qancha mahr olgan, onalari qancha mahr olgan, o'sha qizga nasabidagi ayollar qancha mahr olgan. O'sha mahrni misli o'sha ayolga sobit bo'ladi. Yigit mahrni to'lash kerak bo'ladi. Menimcha meni bu nasihatimni to'g'ri qabul qilasiz.